Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta kısa iletim hatları ile ilgili sorular çözmüştük. Bu hafta bilgisayar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu hafta arkadaşlar orta uzunluktaki iletim hatlarına geçiş yapıyoruz. Orta uzunluktaki iletim hatları hangileri oldu arkadaşlar? Uzunlukları 150 kilometre ile 200 100, 100 ile 250 kilometre arasında değişen biz iletim hatlarını orta uzunluktaki iletim hatları diyoruz. Normalde biliyorsunuz kısa iletim hattında ne vardı arkadaşlar? Hat başı akım ve gelimimiz, hat sonu akım ve gelimimiz ve bir de neydi vardı? Hattın Z empedansı vardı arkadaşlar. Hattın Z empedansı vardı. Bu Z empedansı iletim hattının uzunluğuna bağlı olarak neydi arkadaşlar? Değişiyordu. Ve burada yine bir ne demiştik? Kapasitans etkisi vardı. Yine orta uzunluktaki iletim hattında buradaki kapasitans etkisini ne yapacağız arkadaşlar? G'yi ihmal edeceğiz sadece. Fakat admittans, ters empedans dediğimiz admittansımız ihmal edilmiyor. Burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu da hesaba katmamız lazım. Yani orta uzunluktaki bir iletim hattı dediğimiz zaman hat başı gerilim ve akımımız, hat sonu gerilim ve akımımız, Z empedansımız, R artı J, X ve daha sonra da admitansımız bulunmakta. Bu admitans dediğimiz gibi sadece içinde ters Z empedansı bulunmaktadır arkadaşlar. Bu iletim hatlarını çözerken arkadaşlar P ve Pi ve T eşdeğer devrelerinden yararlanacağız. Bunlar aslında tamamen devrenin almış olduğu şekle bağlı olarak verilen isimlerdir arkadaşlar. Hattın Schrödinger admittansı, bakın şuradaki Schrödinger admittansı arkadaşlar ikiye bölünerek hattın başına ve sonuna yerleştiriliyorsa biz buna ne diyoruz? Pi eşdeğer devresi. Eğer hattın toplam admittansı, Z admittansı ikiye bölünüp hat başı ve hat sonuna yerleştirilirse arkadaşlar buna da T eşdeğer devresi diyeceğiz. Bunları daha ayrıntılı bakmak istersek şöyle yapıyoruz. Hat başı gelimimizi daha sonra hat başı akımımızı yazıyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Ters empedansımız Y hat başı admitansımız var yani. Burada Y bölü 2 yazıyoruz. Neden? Normalde Y idi bakın. Biz bunu Y bölü 2 olarak ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Bakın burada I1 akım arkadaşlar geliyor. Birinci admitansın yarısından I1 akım olarak geçiyor. Daha sonra Z iletim hattının eşdeğer direncinden arkadaşlar I hat akımı geçiyor. Ve daha sonra ne oluyor? Bu I hat akımı yine ikiye ayrılıyor. Hat sonundaki admitans I2 ve yük yani alıcı hat sonundaki yüke giden akımda I2 akımı. Bu pi eşdeğer devresidir arkadaşlar. T eşdeğer devresine baktığımızda ise bakın V1 hat başı gelimi ve bir de I1 hat başı akım var. Burada dikkat edersek iletim hattındaki empedansı ikiye bölmüştük. Burada I1 akımı birinci yarı admitanstan geçen akım değerine eşit. Ve daha sonra bu I1 akımı ne oluyor arkadaşlar? Buradaki kapasitans etkisi olan neye? Admitansa geliyor. Küçük I akımı ile ve daha sonra I2 akımı ile ne oluyor arkadaşlar? İletim hattının direncine aktarılıyor. Bu da hem hat sonu akımımız hem de hat sonu gerilimimiz olmuş oluyor. Buradaki Y ve üssü dediğimiz arkadaşlar devremizi ikiye böldüğümüz için ne oluyor arkadaşlar? Biz buraya bir V direnci ekliyoruz.
Bu V direnci arkadaşlar normalde nedir? V2 artı buradaki I2 çarpı Z bölü 2'ye eşittir. V1 gelimi ise arkadaşlar V üssü artı I1 çarpı Z bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bunların denklemlerini daha ayrıntılı birazdan inceleyeceğiz. Şimdi nominal pi devresine baktığımızda nominal pi devresinde ne vardı? Hat başı gerilimi, hat başı akımı, hat başındaki admitansımızın yarısı y bölü 2, iletim hattımızda bulunan ne var arkadaşlar? Z empedansımız, hat akımımız ve hat sonundaki y bölü 2 ne var arkadaşlar? Bir de hat sonundaki admitansın yarısı V2 dediğimiz hat sonu gerilimi, I2 dediğimiz hat sonu akımıdır arkadaşlar. Şimdi burada bunu daha basit halde incelemek istersek parça parça aslında bölüyoruz. Burası hat başındaki admitansın yarısıydı. Şimdi bunu böldüğümüzde bakın şu şekilde paralel bir sadece admitans değerimiz var ve çıkışta da gelim değerimiz var. Burası V1 hat başı gelimimiz, I1 hat başı akımımız. Sadece bu devre için bakıyoruz. Burada ise V1 üssü hat sonu gelimimiz, I1 üssü de hat sonu akımımız. V1 üssü de buradaki paralel olarak admitansın üzerine düşen gerilim. Şimdi buradaki V1 denklemini yazmak istersek arkadaşlar nasıl yazarız? Bu iki devre birbirine paralel olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? V1 ile şuradaki V1 üssü ne olur? Birbirine ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Artı nedir? Bir de 0 artı I1. Bunu yazmamızın nedeni şu matris formuna dönüştürmek için. Neden 0, I1? Buradaki iletim hattında herhangi bir gerilim düşümü olur mu? Herhangi bir direnç olmayacağı için gerilim düşümü de ne olmayacaktır? Olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi daha sonra hat başındaki gerilim neye eşit dedik? Paralel admitansın üzerindeki V1 üssü gerilime artı 0 çarpı I1. Yani burada herhangi bir gerilim düşümü olmuyordu. Hat başındaki akımına bakmak istersek arkadaşlar, hat başındaki akım nedir? Buradaki I1 değeri bakın ne yapıyor? Buradan ikiye ayrılıyor. Yani küçük I1 artı büyük I1 üzeri. Şimdi ne oldu? Buradaki Kirchhoff akımlar kanununa göre admitansa ve hat sonu akımına ayrıldı. Ben buradaki I1 değerini nasıl bulurum arkadaşlar? Normalde buraya küçük I1 yazmamız lazım. Peki ben buradaki I1 değerini nasıl yazarım? Buradaki gerilimi ne yaparım? Dirence bölersem ben normalde buranın neyini bulmam lazım? Akımını yani küçük I1'ini bulmam lazım. Normalde ne yazmamız lazım? V1 üssü bölü Y bölü 2 yazmamız lazım. Fakat burada dikkat ederseniz burada dikkat etmemiz gereken şey bu ters admitans olduğu için direkt şöyle y bölü 2 çarpı v1 yazdığımızda küçük i1 akımımızı direkt olarak ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani şu ifade y bölü 2 çarpı v1 üzeri buradaki i1'e eşit. Siz şimdi şöyle bir yorum yapılabilir. Y bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü y olarak çıkması lazım diyeceksiniz. Fakat buradaki y neydi arkadaşlar? Y ters admitans olduğu için birimi 1 bölü 10. Bunun zaten birimi 1 bölü 10. Eğer siz bunu bir daha ters çevirirseniz bu ne olacaktır? Akım olmayacaktır. O yüzden dolayı bunun birimi 1 bölü 10 olduğu için y bölü 2 çarpı v1 üstünü ne yapıyoruz? Direkt olarak yazıyoruz. I1 akımı ne demiştik? Küçük I1 akımına eşit ve artı bir de büyük I1 üssü akımına nedir arkadaşlar? Eşittir. Şimdi buradaki birinci bölümün matrisini yazmak istersek hat başı gerilimi ve hat başı akımı eşittir. Neye eşittir arkadaşlar? Buradaki gerilimlerin ve akımların çarpımıyla ne olacaktır? Hat sonu gerilimin çarpımıyla eşit olacaktır.
Şimdi matrisin başlangıçta istenilen değerleri yazdık. Daha sonra da bizim ne lazım arkadaşlar? Şuradaki I1 üzeri ile V1 üzeriyi yazdık. Biz şimdi bunu öyle bir matris formu ile çarpmamız lazım ki yukarıda bahsettiğimiz denklemleri elde edelim. Şimdi bunu elde etmek için bakın arkadaşlar. V1 elde etmek için ne yapmam lazım? 1 ile V1'i çarpmam lazım. Artı sıfırla da I1'i çarptığım zaman V1 ile V1 üssü birbirine eşit olsun. Daha sonra I1 hat başı akımını elde etmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki Y bölü 2, bakın Y bölü 2 ile V1 üzerine çarpıp ne yaptık? Şuradaki küçük I1 akımını elde ettik. Artı ne var bir de arkadaşlar? I1. Ha, demek ki ben 1 ile de I1 üzeri çarparsam hat başı akımını elde etmiş olurum. Bu devrenin ortasını inceleyecek olursak, yani sadece iletim hattının analiz edecek olursak, dikkat ederseniz bu neye benziyor? Geçen hafta anlatmış olduğumuz kısa iletim hattına benziyor. Kısa iletim hattında ne vardı arkadaşlar? Hat başı gelimimiz var, hat başı akımımız var ve çıkışta da hat sonu gelim ve hat sonu akımımız bulunmakta. Hat başı gelimimiz V1 üssü, hat başı akımımız I1 üssü, Z iletim hattının empedansı, I2 üssü hat sonu akımımız ve V2 üssü de hat sonu gelimimiz. Şimdi bunları giriş ve çıkış denklemlerini yazmak istersek arkadaşlar, V1 üssü yani hat başındaki gerilim neye eşit oluyordu? Buradaki çıkıştaki V2 üssünün buradaki Z empedansı üzerine düşen gelimin toplamına eşit oluyordu. V2 üssü artı. Buradaki gelim düşümü neydi? Normalde biz geçen hafta ne diyorduk? Delta V diyorduk. Delta V'yi nasıl ifade ediyorduk? I2 çarpı Z. Yani burada nasıl ifade edeceğiz? Z çarpı I2 üzeri diye ifade ettiğimizde biz hat başındaki gelimi devrenin yöntemine göre çözmüş oluyoruz. Peki hat sonundaki akım neye eşit arkadaşlar? Bu devre seri bir bağlı devre olduğu için I1 üzeri ile I2 üzeri ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Peki ben bunu matris formuna yine uyarlamak istersem ne yapmam lazım? Normalde nedir arkadaşlar? 0 çarpı V2 yani herhangi bir gelim düşümü olmaması lazım. Artı direkt I2 ile çarpabiliriz. Bakın geçen haftaki kısa iletim hattının matris formu gibi yazıyoruz. Hat başı gelimimiz V1 üssü. Hat başı akımımız I1 üssü. Hat sonu gelimimiz V2 üssü. Hat sonu akımımız I2 üssü. Ben bunu öyle bir dörtlü matris formuyla çarpmam lazım ki yukarıdaki denklemi elde edeyim. Nasıl yapıyoruz? V1 üssü eşittir arkadaşlar. Bakın V2. Ben kimle çarpmam lazım? 1 ile V2'yi çarparsam burayı elde ederim. Daha sonra Z ile kimi çarpmam lazım arkadaşlar? I2 üstünü çarptığım zaman delta V'yi yani şuradaki Z empedansı üzerinde düşen gerilim değerini ne yapıyorum arkadaşlar? Elde ediyorum. Daha sonra hat başı akım I1 üstünü nasıl elde edeceğim? 0 çarpı V2 üssü. 0 çarpı V2 üssü 0'dır. 1 ile de I2 üssünü çarparsam ne olur arkadaşlar? Mutlak değer içinde I1 üssü ile I2 üssü birbirine eşit olur. Geçen haftadan hatırlayalım. Hat sonu akımıyla hat başı akımı birbirine eşitti. Fakat ne demiştik? Mutlak değer içinde yani birimleri eşit olabilir. Gerçek sayıları. İkisi de 200 amper olabilir. Fakat devredeki admitanstan dolayı pardon empedanstan dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Açıları I1 ile I2'nin açıları farklı olacaktır. Şimdi pi eş değer devresinin son bölümüne geldiğimizde dikkat edersek birinci bölümdeki gibi yani başındaki olduğu gibi tekrardan ortasında sadece admitans olan bir devre bulunmakta. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İndisleri birbiriyle takip etmesi için bakın az önceki ne dedik? V2 üssü. Buna ne diyoruz? Bunun hat başı gelimi V2 üssü, hat başı akımı I2 üssü. Devremizin, sistem devremizin hat sonu V2, hat sonu akımı da I2. Yine ne var burada? I2 üssü geliyor arkadaşlar. Normal kapa istansı bölmüştük Y bölü 2 diye. Yani admitansın yarısından geçecek akım geri kalan ise I2 akımı olacak. Yani I2 üssü eşittir. Küçük I2 artı I2 akımıdır arkadaşlar. Ve bir de V
2 üssü ne vardır? Gelimimiz vardır. Şimdi bunun denklemini yazmak istersek. V2 üssü. V2 üssü nedir arkadaşlar? V2 üssü çıkıştaki gerilim artı buradaki herhangi bir eleman olmadığı için sıfır olacaktır. Yani V2 üssü direkt neye eşittir? V2'ye eşittir. Buradaki I2 üssü yani şuradaki I2 üssü hat başındaki akımın değeri neye ayrılıyordu arkadaşlar? I2 ve I2'ye. I2'yi yazmak istersek ne yapıyorduk? V2 üzeri çarpı Y bölü 2. Çarpmamızın nedeni arkadaşlar Y'nin biriminin 1 bölü 10 olması. Eğer siz bunu bir daha ters çevirirseniz yani zaten bu direncin tersi siz bir daha ters çevirirseniz akım değeri elde etmezsiniz arkadaşlar. Yani Y bölü 2 çarpı V2 buradaki I2 akımını vermektedir. Ve bir de ne vardı? Buradaki I2 akımı. Şimdi bunun denklemini yazmak istersek hat başındaki gerilim V2 üssü hat başındaki akım I2 üssü çıkıştaki denklemimiz V2 ile I2 arkadaşlar. Bunları yazmak istediğimizde şu denklemi elde edeceğiz sonuçta. Nasıl bir dörtlü matris formu yazmamız lazım? V2 üssü eşittir arkadaşlar. 1 çarpı V2. Bakın 1 çarpı V2 artı 0 çarpı I2. 0 çarpı I2'yi de elde etmiş oluyoruz. I2 üssü hat başındaki akımı yazmak istersek arkadaşlar neyle çarpmam lazım? Y bölü 2 ile V2'yi çarpmam lazım. Daha sonra da 1 ile kaça çarpmam lazım? I2'yi çarptığım zaman bu çıkıştaki denklemin matris formunu elde etmiş oluruz. Şimdi burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bunun toplam nominal pi devresi vardı. Nominal pi devresini ne yapmamız lazım bizim? Toparlamamız lazım. Bu üç denklemi aslında birbirinin içine yazarak ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Bunu nasıl elde edeceğiz? Bakın buradaki V2 üssü ile I2 üssü değerine eşitti. Buradaki ifadeye eşitti. Bu bir numaralı denklemi alıp ortada bulunan V2 üssü ve I2 üssünü ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Ve daha sonra bu iki birleşmiş ifadeyi alıp ilk denklemdeki bakın V1 üssü ile I1 üssünün içine yazarak bu üç matrisi çözüyoruz. Bakın bir numaralı işlemi yaptığımızda şu bir numaralı işlemi yaptığımızda yani şurası kısa iletim hattına benzeyen kısımla şu son iletim hattının admitansla iletim hattını çarptığımızda bakın şu şekilde bir matris formu elde ediyoruz. Bu matris formu arkadaşlar birinci ifadenin yerine koyduğumuzda bakın en son haline şöyle bir çıkarım elde ediyoruz. Yani hat başı gerilim V1 ile I1. Bakın burada hat sonu V1 ile I2 var. Bunu arkadaşlar her bir matrisin dörtlü matrisi şekilde çarpıyoruz. Ve şöyle bir şey elde ediyoruz. Sonuç denklemi elde ediyoruz. Bakın V1 hat başı gerilimi I1 hat başı akımı. Neye eşitmiş arkadaşlar? Burası bizim A, Z dediğimiz. Burası B, burası C, burası da D matrisi. A matrisi kime eşit oluyormuş? 1 artı Z bölü Y bölü 2. B matrisi sadece impedansımıza. C matrisi Y bir çarpı 1 artı Z bölü Y bölü 4'e eşit oluyormuş. Ve son olarak da D matrisi bakın A ile aynı. 1 artı Z Y bölü 2 çarpı hat sonu gelimimiz ve hat sonu akımımız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar nominal pi devresini 3'e bölerek her birini parça parça ne yapıyoruz arkadaşlar? Analiz ediyoruz. Analiz ettiğimizde bu matris denklemlerini yazdığımızda bu şekilde bir form elde ediyoruz. En son olarak karşımıza şöyle bir nominal pi devresini çözerken ne çıkıyor arkadaşlar? Bir devre çıkıyor. Bir de bunu
Klasik yöntemle çözeceğiz. Onu da bir sonraki dersimizde inceleyelim arkadaşlar.